vesaire. Ama yani burada ortaya çıkan değer artışı paylaşılamadı. Niye? Çünkü bunun satın alınmasından ve ticari işlemlerini takip edilmesine kadar her noktasında problem çıktı. Yasal, yani yasal süreçler nasıl işlediği ortadan kayboldu. Yani mahkemeler nasıl karar veriyorlar, nasıl Evet. ilerliyor? Doğru ve tam ifşa diye hukukun bacağına geliyoruz, hukukun güvenliğine Evet. geliyoruz. Eğer bu bacak sağlam Peki. olursa niye Mehmet Ağar çıksın desin ki ben olmasam mafya alır? Bunu niye diyor? Çünkü hukuk güvenliği, yani hukuka güven sarsıldığı için Evet. diyor. Yoksa Azeri iş adamı da gelsin yatırım yapsın, bilmem Almanı da gelsin, Ha, Amerikalısı da gelsin şimdi yapsın. Buyurun. Serpil, çok güzel bir noktaya getirdin. Burada Faruk Bildirici'yi aramıza alacağız. Yani onu da davet edeceğiz programımızda. İkinci konuğumuz o. Şimdi senin de anlattığın gibi ihaleler meselesi çok önemli. İşte Serpil Yılmaz'ın yazdığı yazıları takip ediyoruz. Aynı şekilde Çiğdem Toker'in kamu ihaleleriyle ilgili onlarca yazısı var. Serpil Yılmaz yazıyor, ekonomistler. Ancak ve ancak bütün bunların takibini yapan, sorgusunu soran, sualini soran işte 3-5 şöyle Sözcü gazetesi. Biz bu yayınları yapıyoruz. Tele 1 yapıyor, Evet. KRT yapıyor, Cumhuriyet gazetesi. Bir de internet gazetecileri var işte Diken, Duvar ve T24 ve yine bağımsız başka platformlar işin üstüne gitmeye çalışıyorlar ama bizler Bildim. daha büyük kitlelere ulaşıyoruz. İnternet gazetecileri de ve internet siteleri de özellikle gençlere ulaşıyorlar. Elimizden geldiğince bu meseleleri normal bir gazetecilik yaşıyormuş gibi gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ama iktidarın sahip olduğu koskoca bir medya ne Serpil Yılmaz'ın anlattıklarından, ne Barış Terkoğlu'nun sorduklarından, ne Emin Çapa'nın ısrarla üzerinde durduğu konulardan hiç yanından bile geçmiyor. Günlerdir Emin Çapa söyledi. Bu bizim dördüncü, beşinci programımız değil mi? Sedat Peker'in açıklamalarını konuşuyoruz ayrıntılarıyla. O fotoğrafla hiçbiri konuşmuyor. Ne konuşuyorlar? Kudüs meselesi. HDP'li bakan mı önerdi Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu haddini mi aşıyor? Meral Akşener ayıp etti. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Amiral gemisi. Burada Doğan grubunda çalışmış gazeteciler de var. Elbette o zaman da mükemmel gazetecilik yapılmıyordu. Türkiye'nin hiçbir döneminde yapılmıyordu. Ama bugün baktığımızda Hürriyet gazetesinin baş yazarının fotoğrafları bugün ortaya çıktı. Enteresan fotoğraflar, değil mi? Azeri iş adamı, Marina'nın sahibi, Yalıkavak'ın eski sahibi, Mehmet Ağar yeni sahibi olduğunu biliyoruz. Osman Müftüoğlu ama Osman Müftüoğlu. sadece evet Hürriyet Bugün yazarı olduğu için değil tabii. Doğru. baktım acaba nasıl bir yazı yazacak Hürriyet gazetesinde diye bir şey yazmamış. Yoktu zaten. Eski genel yönetmeni 10 bin adımdan 7 bin adıma indirdiğini kendisini yazmış. Diğerleri de işte başka türlü yazılar yazmışlar. Böyle yazılar gitmiş Hürriyet'te. Yine iki gazeteci olarak kendini adlandıran internet haberin sahibi ve gazeteciler.com'un sahibi Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ı konuştuk bütün gün. Onlar kendilerine gazeteci diyorlar. Gazeteci, İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı değil mi aynı zamanda Hadi Özışık? Ama değişik ilişkiler olduğu da ortaya çıktı. Şimdi Serpil Yılmaz'dan biraz müsaade isteyeceğim. Faruk Bildirici'ye soracağım. Hoş geldiniz Faruk Bildirici. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl bakıyorsunuz duruma? Yani bugün bu olay sonuçta bir Sedat Peker ne diyor ne demiyor. Evet herkes diyor işte çekirdek çitleyerek seyrediyoruz. Ay işte dizi filmler gibi aman işte Narcos izler gibi izliyor. Ama onun çok ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Bugün bir neredeyse Sedat Peker gate yaşanıyor. İçişleri Bakanı odağında. Cumhurbaşkanından hiçbir açıklama yok. AK Parti cenahından hiçbir şey duymuyoruz. Trolleri bile yoklar. Ve bir koca basın hala bir koca yer işgal ediyorlar. Etkileri değil ama kendileri varlıkları. Ne konuşuluyor, ne soru soruluyor, ne ucundan bahsediliyor. Ne diyeceksiniz? Evet. Yani geçen hafta iktidar medyası televizyonlarıyla, gazeteleriyle Kudüs meselesiyle ilgilendi. Onu verdiler.
Ondan sonra Ali Babacan'ın işte bu Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine devam ettiler. Şimdi gördüğüm kadarıyla Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan'a söylediği Netanyahu gibi benzetmesine devam ediyorlar. Bunlar yani gerçekten tek elden belirlenen, tek elden yönlendirilen bir habercilik var. Aslında habercilik demek bile mümkün değil zaten. Fakat biz şimdi Sedat Peker olayını, yani Sedat Peker'in medya tarafından nasıl değerlendirildiği, nasıl haber yapıldığını görmüyor muyduk? Görüyorduk, her şey ortadaydı zaten. Yani Sedat Peker'e onun haberlerini sayfalar dolusu veren, onu çok değerli, muteber iş adamı gibi sunan ve hatta onunla da kalmayıp yılın en hayırsever iş adamı, iş insanı ödülü veren bir medya söz konusuydu. Yani bütün bunları yaparken Sedat Peker'in aslında bir suç örgütü yöneticisi oldu belli değil miydi? Belliydi. Yani buna rağmen yapıyorlardı bunu. Yani Hadi Özışık bu anlamda kendi başına davranan bir kişi değil. Medyanın, iktidar medyası genel olarak zaten Sedat Peker'i övgüler düzen, onu normal bir iş insanı kabul eden bir yayıncılık yapıyordu. Ama tabii ki o medya bunu kendi başına da yapmıyordu. O medya da kendi başına değildi. Çünkü siyasi iktidar onu istiyordu, koruyordu, destekliyordu ve iç içe geçmiş bir ilişki söz konusuydu. Zaten şu anda iktidar medyasının yaptığı tamamen iktidarın propaganda müfreziliği aslında. Gazetecilik olarak bile tanımlamak gerçekten çok zor. Ve iki işlevleri var. Birincisi propaganda müfreziliği, ikincisi de bilginin insanlara ulaşmasını önlemek aslında. Şu anda Sedat Peker konusunda yaptıkları da bu. Yani Türkiye'de milyonlarca insan Sedat Peker'in ne dediğini merak ediyor, onu izliyor, dinliyor, bakıyor. Ama onlar bunu görmezden geliyorlar. Yani eleştirenler de ya da bu konuyu yazanlar da sadece işte Sedat Peker kim kullanıyor, ajan mı, değil mi falan gibi şeyler yapıyor. Peki buna rağmen bunu tartışmaktan, bunu konuşmaktan ve de bunu Türkiye'nin gündeminde yer almasından kurtulabiliyorlar mı? Yok, hayır, kurtulamıyorlar. Kurtulamayacaklardı. Ben aslında her ne kadar iktidar medyası ne kadar yaygınsa, iktidar medyanın büyük bölümünü kontrol altında tutuyorsa da şu anda medya olarak geldiği noktadan dolayı çok umutluyum. Çünkü birkaç yıl öncesine göre çok daha geniş, çok daha etkili bir alternatif medya var. Alternatif mecralardan yükselen, yani televizyonlarda, internette, gazetelerde. Yani onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu bilgi topluma ulaşıyor. Ruhsar Pekcan olayı, işte Serpil Yılmaz arkadaşımızın da yazdığı, onun da katkısı olan konu, iktidar medyasının çabalarıyla gündeme gelmedi. Bu arkadaşlarımızın alternatif medyadaki yazılarıyla ve çabaları sonucu olarak gündeme geldi. Ve hala yankıları devam ediyor. Bunun üzerini kapatamayacaklar. Hadi Özışık'a gelince de şunu biliyoruz. Hadi Özışık daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Belediyesi'nin yönettiği dönemde belediyeden sürekli bir şekilde fonlanan, oradan işte bir takım reklamlar verilerek beslenen bir yayını yönetiyordu. Daha önce Didim'de CHP Belediye Başkanı'na yapılan işte o tecavüzle ilgili suçlamalar konusunda da yine isimleri geçmişti. Sabah gazetesi günlerce onu manşet yaptı ve sonra da isimleri karışınca, bazı görüşmeler ortaya çıkınca da vazgeçmek zorunda kaldı. Kapattılar konuyu. Yani demek o ki zaten burada bir takım karanlık ilişkiler vardı. O ilişkiler burada iyiden iyiye su yüzüne çıktı. Ne çıktı peki? Burada Hadi Özışık'ın Sedat Peker'le konuşmasında çok ayrıntılı yorumlamaya bile gerek yok. Aracılık yaptığı, birkaç kez aradığı ve orada kaygısının, temel kaygısının gazetecilik olmadığı çok açık. Çünkü konuşma tarzıyla, yaptığı şeylerle, Sedat Peker'in söyledikleriyle bunu çok açıkça ortaya koyuyor. Yani bir gazeteci bir suç örgütü yöneticisiyle ne konuşur, hele hele bu kadar açıklamalar, iddialar ortadayken, ona soru sorar, yazar. Orada soru sormak gibi bir kaygı yok. Yazmak gibi, topluma aktarmak gibi bir kaygı yok. Ne yapıyor? Türkiye'nin aleyhine olacağını düşündüğü bir şeyi kapatmak için çalışıyor. Yani neden? Dostuymuş. Gazetecinin suç örgütü yöneticisinin dostu olmaz arkadaş. Olmaz. Yani tabii ki ben şunu kabul ediyorum. Bir gazetecinin siyasetçi, sanatçı dostu olabilir. Onlar kendisi haber kaynağı olabilir. Ama bu durumda bile gazetecilik önde gelir. Eğer gazetecilik gibi konu gündeme gelmişse gazetecinin önde olması gerekir. Ama öyle değil. Öyle değil. Şunu unutmayalım. Biz geçmişte Susurlu konusunu yaşadık. Ki Sedat Peker'in
söylediği şeyler de zaten bizi hepsi sorduk. Aktörlerini çağrıştırıyor. Bu aktörler hala devrede. Ama Susurluk konusunda hesap tam olarak kapanmadı. Fakat o dönemde hem siyaset kurumu, her ne kadar Necmettin Erbakan işte gulu gulu dans ederek kapatmaya çalışsa, her ne kadar Tansu Çiller devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir dese de yine de siyaset kurumu sahip çıktı. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu ve gazeteciler de çaba harcadılar. Yani bugünkü gazetecilik ve bugünkü gazetecilik kıyasladığımızda ne kadar değiştiğimizi görüyoruz aslında. Ben Susurluk döneminde yapılan gazeteciliği Türkiye'deki araştırmacı gazeteciliğin ikinci atak dönemi olarak değerlendiriyorum. Birincisi Uğur Mumcu ve Altan Öğmen'in hayal ihracat dosyasını ortaya çıkarmalarıydı. Ondan sonra gelişti. İkincisi de Susurluk dönemi. Susurluk dönemi bugünkü teknik olanaklarla kıyaslanmayacak kadar zor koşullar olmasına rağmen o dönemde birçok arkadaş işte fotoğraflar buldu, görüntüler buldu ve onlarla olayın birçok yanı aydınlatıldı. Birçok yanı aydınlatıldı. Ve bunun da kalmadı. Programlarla, haberlerle, röportajlarla kalmadı. Kitaplar yazıldı. 30-40 kitap yazıldı. Ya bunların hepsi gerçekten gazetecilik, araştırmacı gazetecilik evet. örnekleriydi. Evet. Ama tamamını ortaya çıkarabildi mi? Bütün resmi aydınlatılabildi mi? Hayır, aydınlatılamadı. Ama o gün de tıpkı bugün olduğu gibi buna sahip çıkanlar bunun devlet adına yapıldığını, vatan millet adına yapıldığını söylediler. Yine Süleyman Soylu böyle savunmalar yapıyor. Oysa şunu biliyoruz ki elbette devlet millet adına yola çıkıyorlar ama sonra şahsi çıkarlar ve kirli ilişkileri dönüyor ve oradan başka yerlere doğru ilerlemiyor. Yine öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bugün gazetecilik maalesef o gün o araştırmacı gazetecilik aşamasında değil yaygın medyada. Evet. Nerede peki hala sürüyor bir, bu damar? Faruk Bey, kusura bakmayın araya gireceğim. Evet. Çok özür dilerim. Biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Barış'ın da hem sorusu hem yorumu olacak. Ama bir reklam arası mecburen vermek zorundayım. Ondan sonra devam edelim. Serpil'e de bu konuda ve Emine de tabii ki soruları ve yorumları olacak. Ama kısa bir ara ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada Süleyman Soylu'nun da söylediği enteresan şeyler var. Onları da belki... hem Faruk Bildirici hem de Serpil Yılmaz'a sorarız birazdan.